Bak adamın canını sık bu. Şey öbür tarafta konuşalım. Mahsulüm oluyor, konuşalım. Olmazsa. Aynı. Nasıl var ya? Geldi o Toroslar eteğinde yaşıyoruz biz maalesef, biliyorsunuz. Aşırı karların yağmasından dolayı 2-3 gündür de aşırı şekilde yağmur yağıyor. Karların erimesiyle beraber yerel kaynakların yükselmesinden dolayı su kaynaklarından geriye tahliye olmadığından dolayı yolumuz kapanmak üzere, şu anda iletişimimiz kesilmek durumunda. Peki şu an çok kar var, ben derim girerken gördüm. Evet. Ne kadar kar yağdı da bu? Yaklaşık bundan 15-20 gün önce falan 1 metre 40 santim civarında falan bir kar yağmıştı. Zamanla tabii yağıyor, eriyor, yağıyor, eriyor. Aşırı Poyraz'dan dolayı dona çekti, erimedi. Şu anda Lodos'la beraber kendini salıverdi ne varsa. Şu bakarsanız şurada hep şeker fasulye, tohumluk ve suyun içerisinde. Burada yaklaşık 2 ton mal var. Gübreleri var. Nohut var, arpalar var. Bütün gıda maddeleri şu anda yakacak da dahil olmak üzere hep suyun içerisinde şu anda. Nerede? Burada da işte depo olarak yiyecek eşyalar burada duruyor. Kilitliler olarak kullanılan bölge, işte kübreler var, kekik var, patates var, pekmez, soğan, fasulye, yiyecek. Normalde hep gıda ürünleri burası ama biz yani seneye ekeceğimiz kendimiz şeker fasulyenin tohumları şu anda herkesin şu anda ıslanmış durumu oynayan asıl sanayi. Bu obalar hep olur. Bak gördüğünüz gibi tahliye çalışmaları devam ediyor bir yandan. Dur, 17-18 tane evimiz şu anda su altında. Saat 12'den bari de tahliye çalışması yapıyoruz. Peki yağış devam ediyor. Bu konuda bir tedirginlik yaşıyor musunuz? Evet. Şu anda daha hala da tedirginlik yaşıyoruz. Şeyimiz bitmiş değil. Evet, peki zarar gören neler var bölgede? Herhalde besin çiftlikleri de var değil mi? Besin çiftlikleri var. Evlerde bizim baharınki ekeceğimiz fasulyeler, tohumluk fasulyelerimiz var. Nohutlarımız var. Arpa, buğday hepsi şu anda zarar görmüş durumda. Sağ olsun ekipler geldi, ilçe tarım müdürümüz geldi, tespitleri yaptık. Kaymakam Bey geldi, ilçe jandarma komutanımız geldi. Hepsinden Allah razı olsun. Hepsi biz ne kadar çalışıyorsak arkamızda onlar da devam ediyor. Evet. Bu şekilde gördüğü şekilde su tahliyesi yapmasına hala daha geliyor. Çektirdik malzemelerin, bir ıslanan malzemeleri taşıdık yukarıya, yukarıdık yazını, tohumları, fasulyeleri, buğdayları, nohutları. Burada akşam tahliye çalışması yaptık. Hala daha geliyor. Şu anda 20 santim yine buldu. Burada kiler olarak kullanılıyor. Yiyecek içecek kısmı burası. Ekmek ıslandı. İşte buradaki dolaplar komple. Bir tane buzdolabı var burada. Bunlar ıslandı. İçerideki kömürler vardı. Kömürler ıslandı. İşte yiyeceklerimiz vardı. Kiler kısmı. Bu taraf ıslandı. Şu merdivenin şuraya kadar komple suyu. Birinci kat. Ancak bir motor bulabildik gece. Bakın dolayı. Evet, yükselen geriye tabii dine giderler tıkanınca geriye depo. Komple su bastı buydu. Biz kepçe getirdik de kepçeyi kanal vardı işte. Mallarda bir zarar var mı? Yok, suyun içinde kaldı da. Olan işte yem, saman, alpa. Ne yapıyoruz bunları? Bunları Aybas Bey'e görüştük şimdi de. Tarihe gidecek.
merkezimizde 31 Aralık ilk gün yağış günü, kar yağışı ilçemize. O günden bu yana yoğun bir yağış alıyoruz ilçemizde. Allah'a çok şükür kurak geçen günlerden sonra bereketli bir yağış, ama tabii ki arkasından da bazı sorunları getiriyor. İlçemiz genelinde, ilçe merkezimiz ve mahallelerimize ortalama 1,5 metre kar yağışı oldu. İlçe merkezi ve 8 mahallemizde, dış mahallemizde ciddi anlamda da yağış aldık. Pınarbaşı mahallemizde de 2 gündür yoğun yağan yağmur sebebiyle yaklaşık bir 15 ailemizin falan evlerinin alt bölümlerine sular girdi, taşkınlar oldu. Fakat tabii müdahale edildi. Hem halk yardımı, hem belediye, hem Büyükşehir Belediye'mizin itfaiye birimi, KOSKİ Genel Müdürlüğümüzün birimi, Derebucak Belediyesi ve halk yardımıyla çözülüyor. Sorunlar gideriliyor. İlçe merkezimizde de tabii ki ev altlarında yaklaşık bir 7-8 ailenin baskını oldu. Bu konuda da direkt yardımlar Büyükşehir Belediyesi ve Derebucak Belediyesi halk yardımıyla çözülüyor. İlçe merkezimizde de bir yıldırım düşmesi sebebiyle 2 tane evimizde hasar oluştu. Allah'a çok şükür can kaybı yok. Bu sevindirici bir gelişme. İnşallah elimizden gelen her türlü yardımı, belediye olarak da biz de halkımızın yanınızdayız. Gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Diğer dış mahallelerimizde Gencek ve Huğlu arasındaki bağlantı yolumuz kapanmıştı. Yaklaşık 2 saattir çalışma sürdürüyoruz. Sonlandırıldı, ulaşıma açıldı. Genel ulaşıma kapalı sadece Çamlık mahallemizin Derebucak istikametindeki bağlantı yolumuz var. 2 gündür aralıksız yoğun bir yağmur yağışı var. Bazı sorunlar oldu anlattığımız gibi, ama Allah'a çok şükür müdahale edebiliyoruz. O anlamda bir sıkıntı yaşayacağımıza inanmıyoruz. AFAD olsun, AFAD'a da bildirdik, AFAD İl Müdürlüğümüze. Arkadaşlar burada komisyon oluşturdu ve çalışma yapıyor, zarar tespitleri yapıyor. Büyükşehir Belediye'miz burada, Derebucak Belediye'miz burada. Halkımız bu konuda anlayışlı. Allah'a çok şükür böyle bir sorun olacağına inanmıyoruz. İnşallah Allah'ım daha büyüklerinden korusun. Evet. Yağış da oluyor.